Merhaba, bugünün videosuna hoş geldiniz. Benim adım Can ve bugünkü sunucularınızdan biriyim. Konumuza başlamadan önce size en önemli COVID vaka numaralarından bahsetmek istiyoruz. Bu hafta kendi çalışmalarımızla bir göz atmak istiyoruz. Okul dönemimiz sona eriyor. Yani bu video projesinin de bu hafta bittiği anlamına geliyor. Geçtiğimiz aylarda 50'den fazla öğrenciyle yoğun bir şekilde çalışarak 65 korona raporu videosu oluşturduk toplamda. Sizleri önemli rakamlar, maskeler, aşılar, hızlı testler ve mutasyonlar hakkında bilgilendirdik. Ayrıca koronavirüs hakkında doğru bilgileri nerede bulabileceğinizden ve korona uyarı uygulamasının nasıl çalıştığından konuştuk. Biz de yapımcılar olarak çok şey öğrendik aslında. Örneğin görsel ekip, resimler, grafikler ve animasyonlar dahil olmak üzere çok güzel videolar hazırladılar. Teknik ekip, videoların kaydedilmesi ve düzenlenmesiyle ilgili tüm görevlerden sorumluydu. Çevirmenlik yapan ekip, video diyalogları için tüm bilgileri Almanca'dan İngilizce'ye çevirdi önce ve en son vaka numaralarını da ekledi. Daha sonra senaryo diğer dillere çevrildi ve muhabirler, yani biz bunları size sunduk. Ayrıca tüm bu süreci koordine eden ve korona raporu projemizin bilinmesi için halkla ilişkiler gibi görevleri üstlenen bir de organizasyon ekibi vardı arka planda. LVG ve AFS'den proje ortaklarımız da bu işe dahil oldular. Videolarda bahsi geçen bilgilerin Almanca asıllarını bize sağladılar. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyor ve videoların sizin için yararlı olduğunu ve olmaya devam edeceğini umuyoruz. Bundan sonrası için örneğin göç, mülteciler ve entegrasyon komitelerinin internet sitelerini takip ederek korona salgını ile ilgili kendinizi bilgilendirmeye devam edebilirsiniz. Konu hakkında en önemli bilgiler bu sayfada farklı dillerde sunuluyor. Ayrıca Sağlık, Kadın ve Tüketicinin Korunması Senatörlüğü'nün internet sitesi tek tek bu konu hakkında birçok dilde internet sitesini ve çeşitli materyalleri bir araya getiriyor. Güvenli bilgi kaynakları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız eğer korona raporumuzun 7. bölümüne bir tekrar göz atmanızı öneriyoruz. Ek olarak koronavirüsü ve ilgili özel sorularınız için Bremen ilçesindeki sağlık uzmanlarıyla iletişime geçebileceğinizi de unutmayın lütfen. Bu iletişim bilgileri korona raporunun 10. bölümünden ulaşabilirsiniz. Geldik haftanın ipucuna ve şimdi son haftanın ipucu. AHA artı L kurallarına uymayı unutmayın. A, Abstand halten, yani fiziksel, sosyal mesafeyi koruyun. H, Hygiene beachten, yani hijyeninize dikkat edin. Ve tekrar A, yani Alltagsmasken tragen, yani günlük hayatınızda maske takarak devam edin. Ve artı olarak L, L'nin açılmada lüften. Yani bulunduğunuz ortamları düzenli olarak havalandırın. Videomuz hoşunuza gittiyse beğeninizi bırakın, kanalımıza abone olun, bizi çevrenizdeki insanlara paylaşın. Bizi izlediğiniz ve bu yolculuğu bizimle birlikte çıktığınız için çok teşekkür ederiz. Unutmayın, koronayı sadece birlikte durdurabiliriz. Alakadar kalın, bilgili kalın, sağlıklı kalın. Bu videolar Bremen'deki Jacobs Üniversitesi öğrencileri tarafından üretiliyor, SMP Medya Merkezi tarafından geliştiriliyor ve LVG ile AFS Niedersachsen'den destekleniyor.